Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kamuran. Kamuran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel bir tarif yapacağız. Kaz, fırında kaz yapacağız arkadaşlar. Hemen ilk önce kazımızın tüylerini yolmaya gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kazımızı güzelce ne çeviriyoruz. Bunu arkadaşlar ben Kars'tan özel olarak sipariş verdim. Kars'ta arkadaşlar bunun siparişi için Eylül-Ekim gibi siparişleri alıyorlar. Ve en geç Aralık gibi elinizde oluyor bunlar arkadaşlar. Ben bunu deep freeze'ime attım. Ve şimdi yapmaya karar verdim. Bunun arkadaşlar bir püf noktası var. Şu kısmında yağ bezesi var. Arkadaşlar. Bunu kesip de tütsülersiniz. Yoksa arkadaşlar yağ bezesi devamlı akar. Ben sipariş verdiğim yerde bunu kesip de göndermişler bana. Size bir dipnot vereyim. Şimdi arkadaşlar buradaki kazık gibi olan iğnelerin tüylerini cımbıza tek tek yoluyoruz. Evet arkadaşlar, bunları güzelce ne yoluyoruz. Çünkü arkadaşlar bunları güzelce yolmazsanız pişirdiğiniz zaman veya tütsülediğiniz zaman bunlar ne kadar tütsülenirse tütsülensin, ne kadar pişerse pişsin derinin altında olduğu için yerken sizin ağzınıza gelecek ve hiç hoşlanmazsınız yani. Öyle düşünüyorum. Bunların arkadaşlar hepsini tek tek üşenmeden cımbız yardımıyla yoluyoruz. Evet arkadaşlar, full sırt kısmını yoldum. Şimdi arkadaşlar ön kısmını yolacağım. İlk önce boğaz kısmından başlayacağım. Şuraya hemen yolalım. Bu arada arkadaşlar bunu yolduktan sonra yaklaşık olarak ben 2,5 saat boyunca normal suda bekleteceğim. Ve her yarım saatte bir suyunu değiştireceğim arkadaşlar, tuzunu atması için. Bunlar arkadaşlar Kars'ta kesildiği için tuzda bekletiyorlar ve karda bekletiyorlar. Bozulmaması için de her yerini tuzla kaplıyorlar. Pastırma gibi yapıyorlar arkadaşlar. Ve aşırı derecede tuzlu oluyor bunlar. Onun tuzunu atmak için saat boyunca güzelce ne suda bekleteceğim. Her yarım saatte bir de suyunu değiştireceğim. Evet arkadaşlar, güzelce ne kazımızın tüylerini yolduk. Şimdi arkadaşlar bunu suya koyacağım. Ondan sonra da tütsüleyeceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce bir boğazını kesiyorum. Evet, boğazını aldım arkadaşlar. Şimdi güzelce ne ortadan ikiye böleceğiz. Şöyle açtırayım. İki parçaya böldüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki parçaya böldüm. Biriyle bulgurlu kaz fırında yapacağız. Diğeriyle de sürpriz bir tarifim var. Beni takipte kalın. Evet arkadaşlar, kazımız çok güzel bir şekilde haşlandı. Nasıl haşladık derseniz arkadaşlar sizlere hemen söyleyeyim. İlk önce güzelce ne tüylerini yolduktan sonra güzelce ne tütsüledik. Ondan sonra ben bunları suya koydum arkadaşlar. Yaklaşık bir 4,5-5 saat kadar suda bekledi. Devamlı yarım saatte bir suyunu değiştirdim. İyice ne tuzu gitsin diye. Ondan sonra da evet arkadaşlar, haşlamak için de içine 1,5 litre su koydum. Onun dışında havuç, pırasa, soğan ve karabiber koydum arkadaşlar. Top karabiber. Onlarla güzelce ne haşladım. Aa, bu arada limon kabuğu da koydum. Onu unuttum. Şimdi arkadaşlar hemen üstüne sos yapmaya geçeceğiz. Nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar, haşlamış olduğumuz püre kıvamında oldu zaten havuç, pırasa filan. Onlar arkadaşlar güzelce bir kaba alacağız. Şöyle. Bunları güzelce kabıma aldım. Şimdi arkadaşlar üstüne kendi kas suyundan kaynattığım sudan koyacağım. Rolaptan geçireceğim. Bu kadar yeterli olacak. Bir robottan geçirelim.
arkadaşlar tam bir püre kıvamında oldu. Fazla su atmıyoruz arkadaşlar. Şimdi içine baharatlarını atacağım. Güzelce. Hemen şuradan kaşık alalım. Yarım tatlı kaşığı kadar salça arkadaşlar. Kaşığın ucuyla karabiber. Kaşığın ucuyla tuz. Çok az bir şey. Pul biber. Pardon, toz biber. Renk versin diye. Çok az bir şey. Robottan geçiriyorum. Evet. Şimdilik arkadaşlar bu kıvamdayken içine yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, hemen balımızdan koyuyoruz. Bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi bir kere daha robottan geçiriyorum. Bu arada arkadaşlar size önemli bir bilgi vereyim. Çok güzel. Arkadaşlar kaz, ördek gibi benzer perdeli ayaklı hayvanların pişirirken arkadaşlar size çok güzel bir tavsiyem var. Ben arkadaşlar çok pişmiş et seviyorum. Onun için ona göre haşladım. Ona göre pişireceğim. Sizlere de arkadaşlar tavsiyem olacak. Sol elimizi arkadaşlar. Sol elimizi. Eğer az pişmiş seviyorsak okey yaparak şuradaki elimizin kıvamına bakaraktan etimizi yokluyoruz. Aynı kıvamda olursa az pişmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki parmağımıza geçtiğimizde biraz daha parmağımız kasılacak ve bu orta az pişmiş olacak arkadaşlar. Diğer parmağımıza geçtiğimizde, yüzük parmağımıza, bu orta çok pişmiş olacak. Şuraya dokunaraktan. Serçe parmağımıza da geçtiğimizde bu çok güzel pişmiş olacak. Ama kesinlikle arkadaşlar siz nasıl et yemeyi seviyorsanız ona göre pişirin. Size taktiğini verdim. Şimdi bunu biraz daha robotla geçiriyorum. Evet arkadaşlar, unutmadan bu arada hemen limon kabuğumuzdan da koyalım içine. Limon kabuğunu arkadaşlar tat versin diye koyacağım. Yani güzel bir aroma olsun diye. Bu kadar limon kabuğu yeterli. Biraz da bunları... Evet arkadaşlar, şimdi kazımızı güzelce soslayacağız. Soslamadan önce arkadaşlar verdiğim taktikte keseceğiz. Çünkü güzelce arkadaşlar pişmesini istiyoruz. Güzelce içindeki fazlalık olan yağı dışına atmasını istiyoruz. Şurada arkadaşlar yağını keserekten fazla derine girmeden çizikler atıyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce kesiyoruz fazla derine girmeden. Şöyle şuraları da keseyim. Şimdi arkadaşlar bunları baklava deseni gibi hepsinin üstünden güzelce geçiyorum. Şuralardan da şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu soslamaya geçiyoruz. Az önceki yapmış olduğumuz sosu arkadaşlar bir fırça yardımıyla güzelce her yerine yedirecek şekilde sürüyoruz. İçinde arkadaşlar bal da olduğu için güzelce bu kızaracak. Çıtır çıtır bir kıvam olacak. Evet arkadaşlar, güzelce boyunu da
sosluyoruz. Bunu arkadaşlar fırına verirken size çok güzel bir tarif daha vereceğim aslında. Kazın yanında arkadaşlar olmazsa olmazı çok güzel bir tarif vardır. O da bulgur pilavı. Evet arkadaşlar, bunu güzelce daha önceden ben 180 derecede hazırlamıştım. Size verdiğim taktikte arkadaşlar dakikasını siz ayarlayacaksınız. Az pişmiş, çok pişmiş veya orta pişmiş olaraktan. Onun için arkadaşlar dakika vermiyorum. Siz kendi tercihinize bağlı olaraktan dakikayı koyun. Ama en az arkadaşlar 30 dakika kadar falan fırında kalması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu hemen fırına koyup geliyorum. Hemen bulgur pilavı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bulgur pilavımızı yapıyoruz. 2 adet arkadaşlar ufak boy soğan. Bunları güzelce arkadaşlar keseceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci soğanımızı da güzel güzel kesiyoruz. Olabildiğince arkadaşlar diri tutmaya bakın. Çünkü bunları güzelce pişireceğiz. Güzelce bunları öldüreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzelce soğanlarımızı doğradık. Şimdi bunları tavamıza alıyoruz. Şimdi arkadaşlar güzelce sarımsaklarımızı keseceğiz. Bir tane sarımsağımız var. Güzelce ezdiriyoruz. Ve ufak ufak kesiyoruz. Güzelce sarımsaklarımı da kestim arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi kesmeye geçiyoruz. Ben arkadaşlar bunları yazdan arkadaşlar güzelce poşetleyip buzluğa atıyorum. Ve o şekilde bırakıyorum. Kışında güzelce taze taze yiyorum. Evet arkadaşlar, biberlerimi de iyice makineden geçmiş gibi kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları da içine atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce kavuracağım. Kavurmadan önce, kavrulması için arkadaşlar içine çok az bir şey tuz atacağım. Ve çok az bir şey karabiber. Şöyle şu kadar yeterli. Çok az bir şeyde ben acı sevdiğim için arkadaşlar acı yok. Evet arkadaşlar, en sonunda acıyı buldum. Şimdi içine acıyı da kattım. Çok az bir şey arkadaşlar bu şekilde yağsız olarak kavuracağım. İyice arkadaşlar soğanlarımızın, biberlerimizin, sarımsağımızın erimesini istiyorum. Güzelce karamelize olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce bir kavutturacağım. Bu şekilde. Hemen kavutturup geliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar neden soğanlarımızı kalın, biberlerimizi ince kestik? Acaba neden Kamuran Bey? Çünkü arkadaşlar burada soğanlarımızı diri tuttuk. Ve pişirerekten bunları öldürüyoruz arkadaşlar. Ama biberlerimiz ne kadar pişirsek pişirelim aynı kıvamda olacağı için sadece salça koymuş gibi bir tat vermesini istiyoruz. Onun için. Çok güzel bir detimat. Evet. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Biraz da böyle kavuruyorum.
Evet arkadaşlar, bu salça koymuş gibi rengini saldı. Şimdiki üstüne arkadaşlar bulgurlarımızı atıyoruz. 2 su bardağı kadar. Hemen doldurayım. Ve arkadaşlar çok az bir şeyde bulgurlarımızı kavuracağız. Bu da benden size bir not olsun. Şimdi arkadaşlar videonun başında kazımızı güzelce haşlamıştık arkadaşlar. Ondan çıkan bayağı bir su olacak. Ondan çıkan suyumuzu da şöyle göstereyim. Bulgurumuzun üstüne atıyoruz. 3 su bardağı kadar. İki. Bu da 3. Güzelce koydum. Çok az bir şey karıştırıyorum. Altını da en kısa getiriyorum arkadaşlar. Kısık ateşte pişen pilav her zaman için en güzeldir. Daha doğrusu kısık ateşte pişen her şey çok güzeldir. Kahvesi, çayı, yemeği vesaire. Şunu da şu şekilde koyuyorum ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde pilavımız pişti, oldu bulgur pilavımız. Şimdi arkadaşlar bunun altını kapatacağım ve güzelce demlenmesini bekleyeceğim. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar bulgurumuz ve kazımız çok güzel bir şekilde pişti. Tam istediğim kıvamda arkadaşlar. Tam olarak şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar güzelce bulgurumu sunum tabağına hemen ayarlayıp geliyorum. Evet, güzelce bulgur pilavımı yaydırıyorum. Şu şekilde. Şimdi üstüne güzelce kazımı koyacağım. Şöyle boğazı da koyalım. Şimdiden mükemmel duruyor. Tadını gerçekten de çok merak ediyorum. Uzun zamandır yemiyordum. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Afiyet olsun.